köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın. Benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri fulle, çayını da demle, son durak Avrupa. Yakası. Gönül telimizi titretiyor yakası. Efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Para yatarsa var ya. Allah. Ne? Ver bir pas. Dur sana ya. Lan vur. Forlan bomboş. Forlan attı. Biz mi attık? Evet biz Atletico Madrid. Bu gece hepimiz İspanyoluz. Hepimiz Atletico Madrid'liyiz. Aşkım bana oradan bir bira versene. Tamam tatlım. Vallahi burası mahalle bar gibi oldu. Yani kafeden daha rahat. Hakikaten geceye başlamak için harika bir mekan. Osman abi, kol kası yapayım diyorum. Ne diyorsun? Yakışır be koçum. Kendi işini kendin görürsen bacak kası da yaparsın tatlım. Bacak kası mı? Benim bacaklarım çelimsiz mi ya? Laf çaktı lan, laf. Ya kendi halinde bir insanın odasına zorla girilip böyle su tabancasıyla ayıptır Volkan'cığım ya. Nerede yazıyor lan, nerede yazıyor? Islansın yavrum, çıkartırsın, kurularız. Yani ben bu evin bu hallerini hiç tasvip etmiyorum Asiye yavrum. Resmen eski Türk filmlerindeki dejenere şoka partilere benzedi. Ya anne babam yokken eğleniyoruz işte Burhan Bey ya. Ama evladım ben tam orada dalmak üzereyken burada holiganların gol diye danalar gibi bağırmasına uyanıyorum ama. Neler gibi bağırmalar canım? Hoş geldiniz Saadettin Beyciğim. Ay Osman dostum sen de hoş geldin. Ben zannettim ki Tanrı verdiği Volkan'ın makanda arkadaşları eşlik ediyor. Ben sana yakında bir eşlik edeceğim ama dur bakalım. Ya bırak insaf ya saat 8:30 ne uykusu ya? Evladım ben ılık sütümü içiyorum, yatağıma yatıyorum. Pilli radyom var orada fasıllar dinliyorum, iyi geliyor bana. Ay Burhan Bey siz kaç yaşındasınız Allah aşkına? Oğlum genç adamsın çıkıp gez biraz be. Nerede lan senin nişanlın? Sedef ablaya fal bakmaya gitti. Ya Mahpule ablanın bile gece hayatı var bunun yok ya. Bu mu? Doğuştan emekli lan bu doğuştan. Gece dışarı çıkmak için paraya kıyamıyor bence. Hikaye bu. Ne münasebet canım. Allah Allah yerine göre ben de çıkarım. Geniş bir çevrem var. Takıldığım lokeller var yani. Ya çok merak ettim. Neresi bu lokeller ya? Aa, bizim mutfağın müdavim mesela. Ben her gece orada görüyorum kendisini. Ekmek kutusunun yanında duruyor böyle süt içiyor. Takılıyor yani. Lan oğlum genç adamsın çık gez biraz ya. Yakında evlenecek zavallı bu sefer ise sen de çıkamayacaksın. Ya ev kedisi gibi ya yazık şuna bak ya. Ney? İyi akşamlar gençler. Size teyze bir likör ikram etti. Akabinde de biraz damcalı çam kalıptır anlattı bir bir. Ay güle. Ya. Yalnız Mahpule ablanın bile arkadaşlarıyla bir nevi içki içip takılması ve senin bu durumda olman yani. Bak beni. Acil tarafından benim kuru kıyafetlerimi getir, aileme akacağım. Bu
gariban halin evladım. Bakımsızlığınla benim ışığımı da gölgeliyorsun, farkında mısın? Baba yorgunum, zaten eve gidip yatacağım. Enerjini yükselt. Bak Makbule embesi ve annenle evde oturup fal bakma diye aslılara gideceğime zor da olsa seni buraya getirdim. Benim gibi baba zor bulunur yani. Hakikaten senin gibi baba zor bulunur. Gerçekten. Bak ne güzel hanımlar var ya. Sana hayırlı işler baba. Vallahi sana hayırlı işler. Bak sen burada takıl. Ben eve gideyim, tamam mı? Maç vardı, ona bakarım artık. Atletico Madrid değil mi? Bak sana diyor. Hanımefendi akşam 22 adamın koşmasını izlemektense sizin güzelliği hayranlıkla seyretmeyi tercih ederim. Yalnız ben size söylemiştim. Gerçekten mi? Kusura bakmayın, ben maç sohbetini duyunca Atletico Madrid oynuyor diye biliyordum yani, o yüzden. Yo, ben onu kastetmedim yani, ben üstüme alınmadım o yüzden. Ya isterseniz ama bir yere gidip maçı seyredebiliriz. Teşekkür ederim, ben de bir kahve içecektim. Sizinki güzel mi? Güzeldi işte, biraz acı yapmışlar. Ismarlasana gerizekalı. Hanımefendiye bir latte lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim. İnanılsın gelmiyor. Yüzümdeki morluklardan. Siz eğlenceli erkek adam. Biraz moralim bozuldu da. Aa, Bülent dostum ne haber ya? Tam gidiyordum yani. Allah korudu. Çiğim dostum ne haber ya? Oğlum merakla takılalım mı ya bu gece? He? Allah'ın yine. Orada da yani kim var? Ve bu agresif Hanzo adam muhtemelen aramızda Dilber diye çağırdığımız Yaşam Formu'nun boyfriend'i. Ne? Vallahi. Nasıl ya? Evet vallahi. Yoksa neden beni kıskanıp da suratıma bir tokat çaksın? Şu halime bakın. İlk defa bu akşam bir kadın bana ilgi göstermedi. Neden? Neden abi? Çünkü hiçbir kadına dayak yemiş erkek cazip gelmez. Bir dakika. Ben hikayenin tamamen öteki tarafıyla ilgiliyim. Dilber Hanım'ın sevgilisi mi dediniz? Bunu ben teyit etmek istiyorum. Artık eski sevgilisi mi, yeni sevgilisi mi, flörtü mü, aşığı mı, jigolosu mu, o detaya giremem. Ama kardeşi ya da askerlik arkadaşı olmadığı kesin. Ve akşam saatlerinde bu adam evdeydi, öyle mi? Aslı, sanırsam namusun kitabına bundan sonra biz ancak sahaflarda buluruz ha. Düşündüm, karar verdim, dava açacağım. Geçici de olsa yüzümün seksapel kaybının bedelini ödeyecekler. Biraz sonra gidip konuşacağız. Abi, hı? Biz de gelelim mi? Onu kaçırama. Ne diyor oğlum ya? Sana ne Burhan, sana ne? Düş artık benim yakamdan bu gece. Kızın telefonunu aldın ya, daha ne sinir yapıyor? Sen olmasaydın ben o kızdan telefonundan başka şeyleri de alacaktım. Bak sana çay ısmarladım, tamam mı? Benim şefkatli komşuluk mesaim burada bitiyor. Şimdi sen yoluna, ben yoluma. Naber? Hello. Nasıl işler? Kriz vurdu mu ya? Nişantaşı restoranları çok pahalı ya. Simide düşmüş olabilirler. Şurada kököz bir restorana gidiyorsun ya da bir kafeye. Bir şey içeyim diyorsun. Beş kağıt. Çüş. Yuh. Bir şey içmesen de anında seni kovalıyorlar. Ondan sonrasında da diyorlar sana işte senin gece hayatın yok. Senin de muhabbetine doyum olmuyor ha. Nereye gidilir ya? Ya ne olacak ya? Çektireceğin damar kurusun azim. Ya ne olacak ya? Deyi beni ele alama malamat ettin. Allah'ından bul emi. Dua et nabız. Elifçioğlu gelmiş kapının önüne. Dilber bebeğim, bak sana ne getirdim diyor. Elinde de bizim nişan tabağı. Ya bir ana saydın, dine seydin hemen zumzuk vurmak mı lazımdı? Canım, zumzuk vurmadık. Azıcık yanağını cibardık ya. Yanağını cibartmak mevzu değil. Apartmanda iri ufak bit yavşak. Herkesler duyacak diye yüreğim ağzıma geliyor. Namusun bir şarapçının iki dudağın arasında. Bak hele. Kapı ağzında dineldik kaldık.
Hayırdır inşallah. Gel abi, bunlar neye geldi? Ay, kapımı çalınıyor. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Akraban bir şeyini unuttuydu da ondan geldi. Ha, oldu oldu Dilber teyze. Akrabanız. Kızım, senin mutfakta işin yok mu? Asim, bak hele, ben kapıyı az kındıracağım. Sen böyle geç, bu yanını tıkır. Dilber Hanım. Nasılsın? Hiç iyi değilim. İyisin? Hiç iyi değilim ya. Yüzümün haline bak. Maşallah dipçik gibisin. Dilber Hanım. Sizin erkek bey misafiriniz Bülent abinin yüzüne Osmanlı tokadı patlatmış. Adamın suratına bakın bir ya. Sen nereden biliyorsun? Ben anladım. Başka kimse biliyor mu? Şu anda kimse bilmiyor ama mahkemeye verince herkes öğrenecek. Ne bu ya? Böyle İstanbul'un göbeğinde. Nasıl bir dallık bu? Allah sizi inandırsın. Olacak iş değil. Kuru derede sele gittik. Yanlışlık oldu. Kendi çok beyefendi kişidir ama sizi tanımadığı için sizi yine benim nadir yakın, nadir edilen tırnak bir komşu olduğumuzu bilmedi. Bunun için mi suratımı patlattı böyle yani? Öyle mi? Ya ne olacak ya? Kim konuştu ya? Kim konuştu? Yok, bayaktan televizyon açtıydım da ondan. Dilber teyze, sizin bu bey misafiriniz tam olarak kimdir? Adana'dır. Ha. Ailevi. Akraba, tanış. Ha. Peki acaba mesela Osman'a sorsam, tanır mı bu akraba tanışı? Hani ailevi olduğu için. Aba, sorma güzel kızım. Sorma, Selvi boylu, çakır gözlü yavrum. Şimdi Osman tanımaz, nereden tanısın? Şimdi farazan, Osman kuzuma bu kıllıcık anlaşmazlığı anlatacak olsak, kafaya takacak, asabi olacak, kıyamam. Biz Bülent komşumunun aramızda hallederik, barışırık değil mi? Komşu komşunun külüne muhtaçtır denilir, değil mi? Oh, amma yazam. Hoş geldiniz, geçmiş olsun. Hoş bulduk, ne oldu ki ya? Ha, yok bir şey. Biz gece eczanemize gelen müşterilerimize böyle söylüyoruz, normal olarak. He. Ya niye açık ki bu saate kadar burası? Ya biz de böyle efendim. Biz dörde kadar açığız. Buyurun. Ben... bir tansiyonu mu ölçtürecektim acaba? Tansiyon ha. Tamam. Tamam. Ceketi çıkartıyorum. Tabii. Kolunuzu da sıyırın. Tamam. Şöyle bıraktım. Şöyle kolunuzu buradan... Kozmetik ürünleriniz de var ha. Hayırlısı olsun. Çok güzel bir ortam yaratmışsınız. Sağ olun efendim, sağ olun. Bir şey içer misiniz? Ha, sen bir ölç de ondan sonrasında bakarız. Çayını mı içeriz, kahveni mi içeriz? Evet, devam. Bunlar ne hacı? Onlar vücut şampuanı efendim. Eşantiyon bunlar. Bedava, buyurun alabilirsiniz. Gerçekten mi ya? Tabii. Vay anasını ya. Yalnız bir dakika hareket ettirmeyin kolunuzu, olur mu? He, pardon. Evet. 12:8 tansiyon normal. Gerçekten mi ya? O zaman vallahi bunu kutlamak için çayını içerim. Gerçekten hadi.
Ya harika bir ortamım var ya. Hem de geceleri açık. Ben sürekli takılırım buraya. Alo baba, ya sana Dilber Hanım'la ilgili bir dedik... Ha pardon, ben yanlış mı aradım? Anne? Ben yanlışlıkla seni mi aradım ya? Anneciğim? Babacığım? Ha, pardon ya. Gündüz annem aramıştı da. Yanlışlıkla senin telefonu çevirdim galiba babacığım. Çevirmedin mi? Annemin cep telefonu sende, ne arıyor? Peki anneciğim, babamın cep telefonu babamla birlikte Antep'te değil mi? Sen nasıl bakabiliyorsun onun telefonuna? Babam Bursa'da, babam barışmış Bursa'da. Barışmış bunlar, barışmış bunlar. Babacığım, iyi haberlerinizi alıyoruz çok şükür. buraya ne zaman geleceksiniz acaba? Evi toplamak açısından diyorum, ortalığı bir toparlayalım. Gemiyle cruise seyahati mi? Havuzu da var. İyi de anneciğim, nereden çıktı şimdi bu durup dururken? Ne? Bu cumartesi mi? Apar topar. 16 ülkeyi ne kadar zamanda gezeceksiniz ki? 3 ay mı? Baba, ne yapacağınız 3 ay gemide ya? Ya anne, o zamana kadar yaz gelir. Nasıl Ayvalık'ta görüşürüz? Ya anne tamam, Makbule abla yapar sizin bavullarınızı, konu o değil de... 3 ay biz ne yapacağız? Babacığım, ben de şimdi annemden ufak bir para istemek için aramıştım da... bu gemi seyahati kaça patlıyor acaba? Hesap sormuyorum anneciğim ya. Niye bizim yüzümüzden kavga edip ayrılmış oluyorsunuz? Hiç anlamadım. Fatura bize mi çıktı şimdi? Ya babacığım, niye hesap sorayım? Estağfurullah. Tamam, yaşayın romantiklerinizi. Bizim yüzümüzden 35 yıldır yaşayamadınız mı? Rica ederim babacığım. Yaşayın o zaman. Bizi ilgilendirmez tabii. Biliyorum 30'u geçtiğimizi anne. Onun için demiyorum. Bakarız başımızın çaresine tabii ki de yani. Babacığım, bu seyahat için parayı hakikaten nereden buldunuz ya? Hangi daireyi satacaksınız? Daireyi mi? Kim satıyor daireyi? Biz ne yapacağız o zaman ya? Yok babacığım, siz söylemediniz de Aslı'dan duydum şu an. Ha, bizim oturduğumuzu değil. Tamam babacığım, o zaman cuma görüşürüz. Cumartesi yolcu ederiz sizi. Bir denizlere açalım bakalım, hadi. Ha yani biz Ayvalık'a kadar böyle bir başımıza dımdızlak burada. Yo yo, bir şey demiyorum anneciğim. Tamam, güzel, sevindim. Gidin iyi vakit geçirin. Şimdiden iyi yolculuklar. Barıştığınıza da çok sevindik. Tamam anneciğim, görüşürüz o zaman. Öpüyoruz çok. Görüşürüz cuma. Hadi bay bay. Oldu babacığım, oldu. Saygılar bizden babacığım. Cuma görüşürüz. Öpüyorum babacığım. Saygılar. Bunlar iyice özgürlüklerini ilan etmiş. Faturayı da bize kesmişler. 35 yıldır bizle uğraşmaktan ilişkilerine vakit ayıramamışlar. Bunlar var ya, hep Mefaret teyzenin akılları. Ya da Hamiyet alanın. Hayır tamam, güzel yani, sevindim, gitsinler geçsinler de biz ne yapacağız? Nasıl ne yapacağız ya? Ev var, dükkan var, iş var, aynı işte, aynı hareketlere devam. Hayır o değil de tuhaf yani, hani hep böyle bir hani özgürlüğümü ilan etmek istemişimdir de hani hayat tarzı haline de gelince biraz garip. Ya şimdi bu durumda evdeki otorite biz mi oluyoruz? Anlamadım ki nasıl olacak? Hani evin çocuklarıyken büyükleri mi olacağız? Ne olacağız? İyi. Bence de iyi. Hayatta günahım kadar sevmediğim, maşallah dediği 7 gün yaşayan bir dul kadın benden mavra yapıyor. Yanına söylerim diyerekten ab altından soba göstertiyor. Kurban olayım, ne olacak ya? 30 sene önce Bahattin abine zumzuk vurduğumda hiç böyle etmediydin. Kız... Cibir yaşta verken bana poza mı girdin yoksa? Azim defol, git! Git! Azim, Allah'ın cezası! Soyukası çıkarsın ya! Ya bulutsuz günde başına yıldırırdın! Al defol! Defol Azim, defol, git! Git Azim! Allah'ın cezası! Kale defede vur, git! 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 Canını vur, git! Defol! Defol! Beni mi çağırdınız Dilber teyze? Hayır kızım, hayır. Ha, bas bas bağırınca öyle sandım. Adana'dan akrabanız bey kızdırdı galiba sizi. Kızım sen üstüne vazife dersen işine bak.
Hayır, yani benim asabım bozuluyor böyle bağırış çağırış olunca. Ha, gergin bir durum varsa Osman abiye çağıralım. Söyleyelim falan. Osman'ı mı? Ne alakası var yavrum? Bu evin içinde olan bu evin içinde kalır. Ben çıkıp biraz dolaşayım o zaman. Asabiyet bastı. Gecenin köründe. Hayır, bütün gün evde tıkılı kalıyorum ya ondan. Çeneme vurmasın sonra. Git dolaş kızım. Git dolaş havalı gençsiniz ne edek. Siz halden anlarsınız Dilber teyze. Sizin de bir sosyal ortamınız var yani. Yalnız biraz para alsam, üzerimde hiç yok. Sinemaya falan gidersem hani. Maşallah, burada doğup büyüyünce İstanbul'un güzel ahlakını almışım yavrum. Aferin. Aferin yavrum. Dıkandım vallahi, dıkandım. Ay Şerefciğim, bu grip ilaçlarını ilk soğuk algınlığımda deneyeceğim. İple çekiyorum, çok sağ ol. Yalnız o deneme boyu gece alıyorsunuz, acayip terletiyor, sabaha bomba gibi kalkıyorsunuz. Peki ya Şerefciğim, hep soracağım soracağım unutuyorum. Hem bronzlaştırıcı hem de zayıflatıcı bir haplar çıktı diyorlar. Senin de kulağına geldi mi, öyle bir hap var mı? Oo, onların daha Amerika'daki ilaç idaresinden izinleri alınacak. Vay! Gavura bak ya. İşin ne kadar sıkı tutuyor, dikkat ettin mi? Bu Obama çok deli çocuk. Bu lafımı da unutma. Vallahi öyle. Ama bronzlaşmak isterseniz elimde harika kremler var. Sürüyorsun, dersin Hawaii'ye gittin geldin. Ne diyorsun sen ya? Vallahi onun deneme boyu varsa çok makbule geçer hacı. Çünkü benim tenim İngiliz teni olduğu için sokakta yadırganayım. Beni turist zannediyorlar, çekiyorlar, hemen İngilizce falan konuşmaya çalışıyorlar. Ondan dolayı biraz esmerleşsin benim için iyi olacak gibi. Vallahi vereyim bir deneyin. He. Bunlar çok popüler. Hem bronzlaştırıcı hem nemlendirici. Vay anasını ya. Şunlara bak ya. Diyorum bu Nişantaşı'ndaki kokoş kadınlar neden bronz bronz dolaşıyor? Hem kafama takılmıştır. Bundan herhalde. Ya onlardan gergin olsun diye yüzüne hemoroid kremi sürenler bile var. Aa! Ya. Ne diyorsun kız sen? Aa! Pandora'nın kutusu mu açılıyor yoksa? Vallahi muhabbet koyulaştı bir çayımı daha içerim. O zaman genel müdürü olduğunuz dergide bizim ürün tanıtımları bu hafta çıkıyor mu diyorsunuz? Kısmet bakacağız ya. Araştırıyoruz. Yani tam neresi olursa derginin ondan dolayı halledeceğiz yani. Sen hiç merak etme. Onu ben araştırıyorum zaten. Evet. Bu arada tansiyon bakmanın ücreti... Aa, aşk olsun canım, öyle şey olur mu ya, o bizden. Ya beni mahcup ediyorsun ya dostum ya. İyi o zaman sen şöyle çayı koyarken azıcık dedikodu ver ya. Mahallede kimin ne hastalığı var, ne ilaç alayı, homeroid kremini suratına süren kadın kim? Çok merak ediyorum oğlum. Azıcık dedikodu ver ya. Tipsiz ya. Ne yapıyorsunuz? Galiba rüya görüyorum. Niye ki? Gecenin bu saatinde böyle bir göz banyosunu niye borçluyuk acaba Nilay Hanım? Dilber teyze, sağ olsun izin verdi. Çık dolaş, gez, gençsin, güzelsin. Ben annenle babanı idare ederim dedi. Ne diyorsun ya? Hangi bara götüreceksiniz beni? Var mı dedin? Bu saatte sinema yok ki. Hani o bakımdan. Çay geldi güzel. Hı, geldi. Bu demleme çay değil mi? Demleme anacığım tabii. Demleme olsun çünkü bizim ailede oldum olası sabah kahvaltılarında demleme çay içilir. Asla poşet çay içilmez. Buna dikkat edelim. Sabah kahvaltısı böyle olur. Ailecek demleme çay. Anladık anacığım ya. Bu da ashabi oldu bu aralar. Geldi. Burhan abi geldiniz mi? Oturun. Güzel böyle ailecek oturun. Kahvaltı edelim hep birlikte. Sabah kahvaltısı aile. Ay şekerim ya.
Ne olacak bu çocuğun hali? Her gece dışarıda, her gece dışarıda. Bu gece hayatı beni öldürecek. Dün gece saat 2'de geldim yine, fark ettiniz mi? Ben fark etmedim. Ne? Neyi fark etmedin ya? 10'da çıktım, gece 2'de geri geldim. Nasıl fark etmişsiniz ya? Ben fark ettim Burak Bey. Bu hafta her gece böyleydi. Affınıza mağduran nereye gidiyorsanız her gece. Erkek adamın hiçbir zaman gece hayatını sormayacaksın güzelim. Ya arkadaşların ısrarıyla gez babam gez, gez Allah'ım gez. Sabahlara kadar, şafak sekene kadar öyle gezdik yani. Öyle oldu. Şey, deneme boyu saç kremi isteyen var mı? İpek özlüymüş bunlar. Günaydın. Günaydın. Neredeydin dün akşam? He? Dün akşam biz hepimiz burada ailecek masada yemek yedik. Sen yoktun. Neredeydin? Yaprak'la birlikteydim. Hesap mı vereceğiz ya? Ya ama Yaprak'ı da al getir tanıştır değil mi? Kimle? Hayır yani o da gelsin burada hep birlikte yiyelim şey yapalım yani. Buranın da bir aile düzeni var, şeyi var. Herkes her akşam çıkıp dışarılarda ooo şey yapsa biz nasıl şey yapacağız burada? Bize bir şey anlatmaya çalışayım. Ya bu annem babam gittiğinden beri böyle bir... Ben bir statümü karıştırdım yani. Senin statün mü var ya? Vardı. 3 gün öncesine kadar güzel annesi babası tesadüfen şehir dışına gitmiş. Burada böyle özgürlüğün tadını çıkaran evin genç kızıydım. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu bilmiyorum. Ne olduğumu bilmiyorum. Saçma sapan bir şey oldum yani. Başımızda büyükler olmadığı için evin genç kızı değilim. Dışarıda çalışıp hani kendi parasını kazanan, kendi evini tutmuş iş kadını değilim. Evin yerini bilen, güzel ev kadını, evli bir kadın değilim. Neyim ben ya? Böyle havada sallanan bir şey oldum yani. Nedir? Biz ne yapıyoruz şimdi burada? Böyle ne yapıyoruz? Oturuyoruz aynı evde 4 kişi. Neyiz biz? Aile miyiz? Aile şöyle bir şey değil midir? 2 tane büyük, daha sıkıcı, daha yaşlı, daha böyle kural koyucu insan. 1 veya birkaç tane de zıpır, böyle daha genç, kuralları yıkmaya çalışan böyle aile böyle bir şey değil midir? Biz neyiz şimdi? 4 tane 30 yaşlarında bir miktar sıkıcı, bir miktar zıpır, böyle bir 4 kişi aile. Ortada evin içinde ne bu? Ne aile bu? Ne bu? Biz neyiz biz ya? Burada ne yapıyoruz ya? Şey, sakinleştirici hap vereyim mi? Bitkisel. Ha. Deneme boyu bu. Volkan diyor ki, senin bacakların yıllardır açıkta olmaktan soğuğa alışmış. Onların artık ısı sensörü kalmamış diyor. Ha? Ay, o kadar güzel güldün ki inan içimden taklidini yapmak geldi. Nasıl yani? O değil de var ya kızım, harbiden nedir senin bu teşhircilik olayın? Teşhircilik mi? Hayır yani tamam, topluma sergilemeye değer bir tek bacakların var anlıyorum da... ...erkeklerin dikkatini çekmek için bu kadar paçozlaşılmaz ha. Sen ters tarafından mı kalktın bu hafta? Ha? Ben kimsenin dikkatini çekmeye çalışmıyorum. Ayrıca gündüz gündüz payetli kıyafetleri giyen de ben değilim. En azından ben 1 kilometreden göze çarpayım diye saçımı havuca boyatmadım yavrum. Şahika, sen niye taktın birden Yaprağı? Ay ne takacağım ya, sevdiğimden. Modasal anlamda eleştiriyorum kendisini. Kız bana bak, bozulduysan bir daha böyle şeyler söylemeyeyim ha. Yok canım, ne olacak? Söyle söyle, ben bozulmam. Merhaba gençler. Hepinize C vitamini getirdim. Güne zinde başlayın, enerjik başlayın diye. Buran abi ya. Bir dakika, daha konuşmam bitmedi evladım. Buyur, bu da senin. Ya dün gece sabah 3'e kadar köpek ayağı yemiş gibi gez 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 gez, inanmayan makbuliye sorsun. Tamam bebeğim, senin de bir çevren ve gece takıldığın lokaller var, anladık. Her sabah aynı terane be. Buran abi ya, 2 dakika bir şey sorabilir miyim? Odana gidelim mi? Gir bakalım. Ter kokmuyorsun değil mi? Ne alakası var ya? Oğlum orası sonuçta küçük bir yer, uyarmak lazım. Antiperspirant deodorant var, deneme maksatlı. İster misin?
Vereyim mi lan? Yok abi yok. Sağ ol da. Burhan abi, hani senin şu her şeyi bedava veren bir eczacı arkadaşın vardı ya. He. Ya ona benim şu kas yapıcı ilacı sordun mu? He, sordum sordum. Bu akşam getirteceğimiş. Sporla beraber kullandığında Arnold Schwarzenegger'in gençliğine benzer dedi. Yalnız şunu sordu. Çiziyorum altına. Kullanıcı erkek mi? Benim için mi dedi? He. Kadınlar kullandığı zaman dedi, Doğu Alman milli takımının karılarına benziyor dedi kıllı mıllı. Ondan dedi, kesinlikle dedi kullanıcı erkek mi diye sordu. Yok yok. Kadınlar ben... olmuyor yani, anladın mı demek istedim? Tamam anladım, ben kullanacağım. Sorun değil de, bugün halledebilir misin, gözünü sevsem? Ya uğrarım zaten, ben birazdan uğrayacağım. Zaten oğlan sıkılıyı tek başına oturuyor orada. Beni görünce iç açılıyor, ne yapsın zavallı? Güzel ya. Ha ya, bir de Burhan abi, hazır gitmişken Fatoş'un bir isteği var, acil ilaç. Bu ne ilacı? Doğum kontrol hapı ama aramızda kalsın, sen bilmiyorsun. Ne yapıyorsun, toplayamadınız lan. Ya ne alakası var ya? Allah Allah. Ben gidemiyorum, yoğunum. Sen gitmişken hallediver diyorum abi. He, iyi tamam lan, tamam. Sen o zaman ver bana para. Ne parası ya? Hani bedava hallediyordun arkadaşım dedin? Lan bende bedavacı tipim var, geri zekalı maymun. Ben kardeşim bile olsa bir pirinç tanesini bedavaya getirtmem. Karakterimde yok. Söke paraları. Azim, ben seni kovmadım mıydı? Beni bilirsin Dilber. Kapıdan kovarsın, bacadan girerim. Azim, bak hele, hiç şakam yok. Fırındaklık etme, edebinle git. Sen benim fırındaklığımı sevmedin mi? Avara bir pambik işçisiyken bana aşık olmadın mıydı? Azim, köprülerin altından çok sular aktı. O 20 yaşındaki tazecik kız değilim artık. Nereden bakınırsan bakın, 40 varım. 40 mı? Aboo! Bak hele, ben senden 5 yaş küçükken bir anda 15 yaş büyük mü oldum? Azim, tepemin tasını attırma ha! Latife diyorum, güzeller güzeli Dilber. Şöyle bir bakıyorum da maşallah, 20 yaşından daha cıvır, daha ele gelir gözüküyorsun. Azim, ben unumu eleyip, elamı duvara asmışım, düzenimi kurmuşum. Bu vakitten sonra Bahattin abime, Selahattin abime, onların nursuz karılarına yeğenlerime malamat olamam. Vallahi bilmeden gizli gizli sevişirik, ne olacak ya? Azim, bana bak, cinlerim tepeme ağacak şimdi ha. Dutsuz dutsuz konuşma, selametle git. Ama bak, sahane getirdim. Ne ki o? Ciğer kebabı. Özeli yaptırdım. Yer misin? İstemez. Sen ye, yerken ben o hatırlarsın. Hatırlıyoruz zaten. Sabaha karşı yollara düşüp... sonrasında ciğer kebabı yediğimiz günü asıl sen hatırlıyor musun Dilber? Hatırlıyoruz, ne olacak? Ciğer kebabı yerken Bahattin abim bizi yakalayınca sen kendini pırtıp kurtattın da beni de öylece ortada bıraktın. Mecbur kalmasam pırtmazdım. Ciğer kebabının öncesini diyorum ben, pambiyim. Koruda, camların altında. O eski camlar artık bardak oldu Azim. 30 yılın acısını bir ciğer kebabıyla çıkaramam. Bu yaştan sonra fırında adam lazım değil. Uslu, oturaklı bir beyefendi adam lazım kısmatsa. Ne demek o kız? Beğen lafımı ortaya korum. Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. İyi mi çift kaşarlı? Dizi dizi. Harika. Gece de uğrar bir
Sucuklu tostunu yerim vallahi. Yok mu eşantiyon falan ya, el kremi? Dergide haber çıkmamış bizim ürünlerle ilgili. Nasıl ya? Bakıyoruz bu işe ya. Uğraşıyoruz. Kulis yapıyoruz. Ankara'ya gidip geliyoruz hızlı trenine. Allah Allah. Ayrıca bütün ürünleri ben tanıdım mı ki? Demin verdiğin o kadına göz kremi miydi? Evet. O bende yok ama. Ne bu şimdi sinirli hareketleri, asabi hareketleri ben anlamadım. Yok estağfurullah, verdik işte. Sen bir defa ayağını denk alacaksın delikanlı. Biz piyasada senin gibileri çok gördük. Basın aranı iyi tut. Bütün senin kariyerini alt üst ederim. Geçen gün verdiğin C vitaminlerinin hepsi eksik çıktı. Hadi bakalım. Nasıl eksik çıktı ya? Üzerinde 24 tablet yazıyordu. Ben baktım, okudum, saydım ettim, 10 tane tablet çıktı. Ya deneme boyuydu zaten o. Küçük kutuydu yani. Olsun. Ben sana bir defa mim koymuşum. Notumu düşmüşüm bir kenarına. Anladın mı demek istediğimi? Nasıl ya? Zaten bedava verdim ben o vitaminleri sana. Aa, verdiğin hediyeleri bir de benim suratıma mı çarpıyorsun sen ya? Günlerdir ayaklarıma kapanmadığı kaldı. Abicim lütfen şu vicdit şampuanını kullan. Abicim şunu dene. Abicim şu vitaminin dene. Onu dene, bunu dene. Vallahi hep pişman oldum. Ben vitaminin niye eksik olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yo yo. Benim kalbim bir kere kırıldı. Ben pişman oldum sana yardım ettiğime. Selam verdim, borçlu çıktım. Allah kahretsin. Ver şunları, ver ben gideyim. Siz beni yanlış anladınız. Buyurun. Ne yapıyorsunuz? Üzerindeki tablet sayısı ile içindekiler aynı mı diye kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz. Ya neyi kontrol ediyorsunuz ya? Sayı tutuyordur canım. Deneme boyu diye kakalıyorsun. Neme lazım? El alemin ilacı. Rezil olmamak lazım. Ondan dolayı sayıyorum. 12. Ayıp ediyorsunuz ama ha? Ayıp bir defa yorganın altında olur. Ayıbı bir defa sen ediyorsun. Terbiyesiz. Benim gece hayatım yok mu? Var. Benim aile hayatım yok mu? Var. Ben senin ilaç kobayın olmaya razı mıyım sana yüzsün lan? Tamam ya, tamam yeter. Güle güle ya. Güle güle. Ne? Sen beni şu anda kovuyor musun? Müşterini kovuyorsun ha? Hemen müdürünü çağır. Hemen müdürünü çağır. Şişt şişt. Ne yapıyorsun? Dün gece hanım mahmurluğun üstünden atmaya çalışırım Dilay Hanım. Siz? Ay vallahi bana bir şey olmadı. Bu gece ne yapıyoruz? Bu gece de mi çıkacağız? Ay, eskiden bir simit yemek için yarım yarım yalvarıyordun ama. Ne oldu? Bıktın mı benden? Ya yok, ondan değil de yani ben gece hayatına, varyeteye doymuş insanım. Öyle her gece ebeveyniniz bir şey demeyeyim ya? Ay ruhları bile duymuyor. Dilber teyzeyi öyle bir kafaladım ki. Maşallah, maşallah. Yıkarım lan senin başına burayı. Allah'ı rezil ederim seni el aleme. İğne yaparlar ki insanların poposunu çekip internette yayınlıyorlar diye vallahi rezil ederim seni ha terbiyesiz. İnanamıyorum ya. Sen bir defa kurtlarla dans ettiğini bilmiyorsun. Bunlar senin bir defa iyi günlerin. Müdürün kim lan senin? Abi. Bak abi sen beni yanlış anladın. Ama üzdüysem telafi etmesini de bilirim. Bir saniye abi. Abi, sana süper bir ürün vereceğim. Patron yurt dışından kendine getirtti. Çaktırma. Kullanınca beni hatırlayacaksın. Mekilan o öyle. Abi fark ettim. Çok yakışıklı adamsın ama tepeler hani biraz seyrelmiş saçlar abi. Yok lan. Yok oğlum. İnce teli de ondan. Ha ondan mı? Tabii lan. Olsun abi, bu ürünü kullan, saçların aslan yelesi gibi olacak. Hadi ya. Bir saniye abi. Abi bunu böyle alıp karabiber gibi saçına döküyorsun, sonra tarıyorsun. Aa, ben bunu biliyorum lan.
Biliyorum tabii. Keller kullanıyor bunu değil mi? Ya abi bu onun çok daha iyisi ya. Çin'den geldi bu. Lepiska gibi saç yapıyor. Hatta saç çıkarıyor diyeyim ya. Bunu alıp böyle seyrek yerlere hafif döküyorsun. Clark Gable. Hatta yüzünde daha minyon görünür. Minyon değil mi? Hepsini veriyor mu bana? Abi üzüyorsun beni ha. Bütün kutu senin ya. Vermeyeceğim patrona. Senden kıymetli mi ya? Ulan ya. Hakikaten ya bunların hepsini bana veriyorsun ha. Abi bak bu çok zor bulunur. Kendin kullan. Tarama özürle arkadaşlarına dağıt. Kullanınca beni hatırlayacaksın. Vay be. Vallahi oğlum gözüme girdin ha. Çok teşekkür ederim. İyi o zaman bir iki de vici şampuanı ver bakalım dinleme boyu. Antidoksan diye bir şey yok mu şimdi? Ya biz zaten söz yüzü taktık. Ama çöreğin içinden ikinci bir yüzün çıkacağını ben nereden bileyim kardeşim? Çok acayip hikaye ya. Yani siz şimdi o zaman nişanlanmış mı oldunuz? Vallahi anlamadım. Ama yani beni rahatsız eden şu. Yani ilişkide tampon aşama kalmadı. Tampon aşama derken? Yani evliliğe giden yolda atlayacak level kalmadı anlıyor musun? Ha. Mesela sözlülük çok harika bir olaydır. Hı. Hem rahat rahat gezip tozarsın, hem aileye hesap vermezsin, hem de evliliğe nişan mişan bayağı bir zaman vardır yani. Ama öyle aslında hemen evlenelim meraklısı bir kız değil galiba değil mi? Yok yok değil. Ben oradan yırtıyorum zaten. Şimdi bende bağlanma problemi var. Ama Allah'tan Aslı böyle rahat bir tip yani. İşi gücü geçsin eğlensin. Ne yapıyorsun bakayım burada? Ay. Hayatım seni bekliyoruz. Neredesin ya? Ya röportaj hızını sürdüm. Geldim işte. Ay. İyi o zaman ben çıkayım bari. Ne haber kız? Osman. Canım. Biz ne zaman evleniriz? Nasıl yani? Yani 3 ayı geçer mi? Hah Tanrı bildi. Al bakalım ilaçlarını. Fatoş'un da var, seninki de var. Tabii. Teşekkürler abi, sağ ol. Para üstü. He. Bozuğu yokmuş. Şunlardan verdi, 2 tane. Al. Nasıl ya? Oğlum bakkallarda olur ya ya. Bakkalın bozuğu çıkmaz. Onun içinde böyle hani ciklet miklet verir ya, onun gibi bir şey işte. Ya burada parayla satılmaz yazıyor. Ya nasıl diyorsun Tanrı bildi ya? Böyle şeylere benim vaktim yok diyorum ya. Anasını. Cim. Dostum. Bak kafede çay ısmarladın ya. Sağ ol. Ben bu tip iyiliklerin hiçbir zaman altında kalmam. Onun için de sana bir kıyağım olacak. Valla çay falan ısmarlayacaksan istemiyorum Burhan. Çok teşekkür ederim. Bana yapacağın en büyük kıyak benden uzakta durmak olacak. Ya, ya benim tarama özürlü arkadaşım ya. Çay değil. Bu asrın icadı. Saç ektirmekten daha pratik ve daha kolay bir kullanım sağlıyor. Bunu kavan serpiyorsun. Biliyorum ben bunu. Ya bu bildiklerinden değil Jim. Bu çok özel bir ürün. Made in China. Bunu kullandığın zaman beni hatırlayacaksın. İyi tamam, teşekkür ederim. Neyse. İşte insan bir evinin yerini falan bilmek istiyor, bir statüsünü bilmek istiyor. Şimdi böyle yangından mal kaçırır gibi ne bileyim yani. Ne demek yani? Ben böyle havada mı kalacağım? Nasıl havada ya? Tarih istiyorum Osman. Oo Aslı insanın üzerine bu kadar gelinmez ki ya, beni bu kadar sık boğaz etme, gözünü seveyim. Yani zaten evlilik ne bileyim ben. Ne demek evlilik ne bileyim ben? Ne demek o? Ya hayatım şimdi zaten evlilik hani... Yani insan doğasına aykırı, böyle saçma böyle bağlılık mağlılık. Yani böyle güzel güzel aşk yaşamak varken ha? Senin benimle evlenmeye niyetin yok mu? Hayır tam olarak öyle senin değil de. Senin bağlanma problemi mi var Osman? Hayır da hayatım. Eğer öyleyse hiç beni oyalama güle güle. Ne? Ya Osman benim vaktim yok. Biz ne yapıyoruz burada? Çıkıyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Ben genç kız mıyım? Ben genç kız olsam şu anda evin büyükleri içeride bana fırça atmak için hazırlanıyor olurdu. İçeride kimse var mı? Hayır. Demek ki ne? Ben genç kız falan değilim. Neyim ben o zaman ya? Neyim ben ya? Benim güzel aşkımsın ya hayatım. Öyle bir statü yok. Yok öyle bir statü. Ne oluyor lan?
Tahsin Bey bağı küzzar açmıyor. Anteberiyim desem numarası da yok ki. Kör olasıca kız. Hem ziv ziv geziyor, hem anahtarı yanına almıyor. O şik. Gece benim olacaksın Dilber. Allah sen bilirsin. Azim sen yaşlandıkça azmışsın ha. Yanlış anladın. Bak hele bana beyefendi adam lazım dediydin ya. Kravatımı taktım geldim. Beğendin mi? Hiç beğenmedim. Heyecanlandın mı? Hiç heyecanlanmadım. Yalan söylüyorsun. O kıllıyıcı kazın daha da kıllıyıcı oluyor, kayıp oluyor. Bak hele, sana ne getirdim? Bir kravatının bir şişe kolonyayla beyefendi olunuyorsa oh ne âlâ iş. Hafsalam almadı. Kolonya? Ama ne konolyası? Lavanta konolyası. Dilber, hatırladın mı o geceyi? Hiç hatırlamadım. Hatırlatırık. Bir yaz gecesiydi. Adana ateş gibi yanıyordu. Sen de yanıyordun Dilber. Sizin bahçeye geldim. Sen balkona çıktın. Ben aşağıda. Sanırsın bir Romeo'yla cinnet oynuyor. Azim hizmetçi kız gelecek. Azim bittik. Dıkıl. Saklan. Yine yakalandık. Ya bu abin Selahattin değil mi? Hiç yaşlanmamış. Gel onun oğlu. Çabuk banyoya dıkıl. Haydi. Allah kiminle konuşuyorsun ya? Yok oğlum, televizyon açıktı da serserinin teki bağırıyordu, ondan oldu. Ha iyi, uyumamışsın. Gel şöyle 5 dakika bir sohbet edelim. Edek, neye etmek? Gel buyur. Ne haber? İyi. Nasıl hayat? İyi. Senden? İyi ya. Ben de iyi. Ya çok uzun zamandır baktım biz bir kaliteli bir sohbet yapmamışız böyle karşılıklı filan. Ha, değil mi? Evde kimler var? Annem. Ha, ben yalnızsındır diye. Aslı iyi misin? İyiyim. Ben ya bugün... Ben ofiste oturdum, baktım filan şöyle. Düşün. Dedim ki ya biz niye ayrıldık? Yani bu kadar büyük bir aşk, harika bir evlilik. Ve ne uğruna bitti yani? Düşün. Hiç hatırlayamadım. Ben bir kızı öptüm diye. İşte onu hiç hatırlamadım ben. Hı hı. Uzun bir zaman unutmadın ama. İşte tabii öyle bir dış etken olmasa ben deli miyim yani? Bu kadar yakışıklı, tatlı, her açıdan mükemmel bir insandan niye ayrılayım? Özellikle de evlenmişken. Diyorsun. Yani. Ama neyse yani ne olacağı belli olmaz. Hayat ne getirir belli olmaz. Bak anneme babama o kadar zaman ayrı kaldılar. Sonra tak barışıp... Gemi seyahati. Yani. İyi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.
Şimdi sen bu kızı hiç sevmiyorum, seni kafesleme meraklısı falan diyordun ya. Vallahi çok meraklıymış evlenmeye hala. Yani statü falan bir takım laflar ediyor. Yani seni sevmemenin bir sebebi varmış yani. Abou, hiç sevmem mi Osman, sevmem mi kuzum? Hanımefendi, oturmasını kalkmasını bilen, eli yüzü düzgün kız, neye sevmeyek? Valla Aslı'dan bahsediyoruz, bir karışıklık olmasın. Hayır! Ne karışıklığı Osman? Asabi etme beni, Aslı diyoruz, ne diyoruz? Sen Aslı'yı seviyorsun yani. Bayılıyorum. Hem kendine hem ağabeysine kurban olurum ben onlara. Bak Aslı'yı görünce aynen böyle de. Halam sizi çok seviyor. Sizin hakkınızda hep iyi konuşuyor de. Derim de hay Allah, anlamadım vallahi ya. Hani beni bu işten sen vazgeçirsin diye sana güvendim ama senin de bugün Aslı'yı seveceğin tuttu. Ah o Aslı'nın Selvi gibi boyu. Derya mavisi gözleri. Saman sarısı saçları. Geçen günü yolda yürüyorum. Ah dedim. Bu nedir böyle dedim. Kuş mudur, çiçek midir dedim. Koskoca sapsarı. Sanarsın dev bir civciv. Aslı. He. Aslı diyorum. İnanabiliyor musun? Vallahi inanamıyorum. Maşallah. Sulak yerde büyümüş bir güne bakan gibi. Bir direğin tepesinde sarı bir kafa. Çok seviyorum. Bir gün sarılacağım. Sarılırken boğacağım diye korkuyorum. Aynen böyle de. Dilber halam seni çok seviyor. Sağa bayılıyor de. Hay Allah ya. Bu kız sana da kendini sevdirdi ya. Ya zaten var tatlı bir tarafı halacığım. O yüzden başka bir yere gidemiyorum. Haydi sağa iyi günler. İyi bir banyoyu kullanacağım. Sebep? Sebep? Ne demek sebep? Oğlum evinde banyo yok mu? Var da şimdi kullanmam gerek. Kazık kadar adam oldun, eve kadar tutamıyor musun? Valla sen iyicene yaşlandın ha. Korkma banyonu kirletmem, merak etme. Banyo boş! Banyo boş! Girebilirsin. Kimse yok. Kimse yok. Banyo boş. Banyo boş. Banyo boş. Banyo boş. Bak Kendir, alıştık kaçma. Banyo lafını duyunca yatak odasına pırtlayıverdim. Azim sen git. Haydi git. Dilber, hazır yeğenim buradayken seni isteyiverek mi? Azim git, git. Acele tarafından bu gece vuslata eriverdik. Allah'ını seviyorsan git. Bak hele, beyefendi olduğum için gidiyorum Dilber. Yoksa ben bunun babası Selahattin'i hatırladım. Benim için zamanında gece mitilde yatar, gündüz sokakta çalım atar falan gibisinden ne hakaretler, ne hakaretler. Allah! Allah bu ne? O ne? Banyoda asılıydı. Benim banyomda. Hala kimin bu? He, Nilay'ın mı acaba? Bu. Gençler giyiyorlar ya oğlum böyle şeyler. Hala bu ne ya? Tahta bez mi ki belki? Belki mi? Abba, bu kör olası Nilay. Benim gözümü gizleyip babasının donunu mononu burada yıkıyor zaten. Aman be. Hadi olmaz ki böyle ya. Vallahi konuş şu kızla ya. Neyse. Adam, vallahi senin hatırın için aslan ayrılmayacağım. Beni ikna ettin ha. Kurban olurum sana. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Adam ya. Bak, hala gülüyor hırpo. Ne hırpası Dilber? Beyefendiyik ya. Sana zahmet olmasın diyerekten kendi donumuzu kendimiz yiyorduk, yıkadık, astık. Taksim'de kaldığım otel İzbelik. Ne temizlikçi, memizlikçi, hiçbir şey yok.
Beter ol inşallah. Olurum senin için ne olacak? Kız, buraya bir mitil atan mı? Bu gece de beni misafir edeceksin mi? Azim, beni öyle bir hala düşürdün ki... ...sıska, sinsi bir sarı çıyanı... ...gelinim deyip baş tacı etmek zorunda kaldım. Hem de kurtulmaya şunca acık kala. Bak hele. Sen biletini al, gerisin geri memlekete dön. Artık yedinci karıyı mı alırsın, düzüneyi mi tamamlarsın bilmem. Ama benden sağ hayır yok, bunu bil. Ahu gözlüm, tut elimden. Vazgeçmeden, emelimden. Aşkın beni temelinden. Yıkmadan gel. Başa kal Dilber. Yaprak, kızım bak çamura yatmak yok ha. Kahvaltıyı ben ısmarladım, akşam masajı sen yapacaksın. Peki, akşam ben sana yemek yaparsam sen bana ne yapacaksın? Kızım, masajı ben de yapsam, sen de bana yapsan... ...benim için her türlü kazan kazan durumu. Yavaş ya, Saadettin abi falan olmasın. Yok ya, kimse yok. Ama birazdan gelirler tabii. İyi hadi ben kaçayım o zaman, akşam görüşürüz. Tamam. Bana bak, yemek falan yaparsan içinde et olsun ha. Ay tamam. Tamam hadi. Hadi ay. Onahırı mı burası be? Ne yapıyorsun sen burada ya? Şok oldum. Çalışıyorum. Bazıları gibi sabahın köründe iş yerinde fingir demiyorum. Ondan şok olmuşundur Banel'in başkanı. Ben fingir demiyorum. Boyfriend'im beni iş yerine bırakıyor sadece. Boyfriend'im beni iş yerine bırakıyor sadece. Büyüt artık şu sesini be. 12 yaşında unutmuşsun. Ya sen bana niye haftalardır manevi işkence yapıyorsun Şahika ya? Ne oluyor ya? Sen yine mi yükleniyorsun bu kıza hocam? Ay, sizin üzerinize vazife değil beyefendi. Fatoş, sesin hala kalın. Ya biliyorum abi. Doktora telefonda sordum. Yıllardır kullandığın doğum kontrol haplarından olmaz diyor. Başka bir ilaç falan mı kullandın diyor. Yok mok dedik işte. Ya o değil de kollarım komple adeli oldu. Kafam ona açılıyor. Salon kadını çizginden bayağı kaydın, salon erkeği oldun ha. Kendim söyledim, kendim güldüm be! Niye bana teşekkür ediyorsun, ben hiç anlamadım. Ya ne zamandan beri söyleyeceğim, bir türlü fırsatım olmadı. Şu verdiğin saç ürünü var ya. He. İnanılmaz bir şey. Yani ürünü kullanmaya başladığımdan beri ismi lazım değil... Kimlerin gelip bana aniden asılmaya başladığını bilsen hayatta inanmazsın. Ah, hikayenin en ilginç tarafı da bu zaten. Peki kimmiş bu kızlar oğlum? Hani isim vermem de. Ya geçen akşam şöyle bir hani deneyim dedim. Ah, inanılmaz bir ilgi.
İnanılmaz. Kendime güvenim geldi ya. Geçen akşam kafedeki hatun yok mu? Yemeğe çıkıyoruz onunla bu akşam. Ciddi olamazsın oğlum ya. Sen ne yapıyorsun ya? Oğlum benim anımda enayi mi yazıyor? Osman dostumun davetine giderken ben de kafama dokacağım hepsini. Ya senin ihtiyacın yok ki. Makbule yok mu? Boş ver makbuleyi ya. Boş ver oğlum makbuleyi. Stip ne o, stip ne? Boş ver. Çipti, çipti. Hadi görüşürüz. Ah kızlar, iki dakika uğrayıp bizzat davet etmek istedim. Akşama bendeyiz biliyorsunuz değil mi? Eyvallah. Oo, Fatoş da iyice ne şey olmuş ya. Ya Osman, Aslı ile aranızın düzelmesine çok sevindim. Sağ ol. Vallahi hayatım Tanrı verdi demişti ki, gidin beraber eve eşya seçin. Hani bir kadına bağlılığını ve geleceği onunla birlikte baktığını göstermenin en güzel yolu budur diye. Ay evet, eve kanepe lazım, beraber seçelim demişsin, o anda tav olmuş. Ha oldu, gitti 25 bin euroluk kanepe seçti sağ olsun. Oha! Dümdüz, bembeyaz. Aslında kanepe ihtiyacımız falan da yoktu. Koyacağız artık oturma odalarından birine, duracak işte. Yani ama en azından ilişkimiz düzeldi be. Ben dememiş miydim ama? Lan vallahi helal olsun sana ya. Nereden bildin eşya alınca aslında yumuşayacağını? Kadınları anlıyorum. Böyle bir şey oldu bana. Ha, her neyse. Ya insan ayrılınca içinde de boşluk oluyor be. İyi oldu, iyi. Ya ne oluyor bana ya? İkide böyle hassaslaşıyorum. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz. Görüşürüz. Tünnoş, bana bir kahve çek. Emir kipinde mi? Ha? Fatoş, ben senin hizmetçin değilim. Of, yapma Allah aşkına be güzelim. Ne dedim ben şimdi? Bak ne dediğin önemli değil, söyleyiş tarzına takıldım. Oho, başladık işte yine. Ay ne oluyor bana ya? Sürekli böyle hassaslaşıyorum. Kasmas da yok. İlaç da bir işe yaramadı. Sen ne ilacından söz ediyorsun koçum be? Güzeller güzeli Aslı'yla tatlılar tatlısı Volkan yok mu yavrum? Yok Dilber teyze. Komple işteler. Hı. Allah çalışana kuvvet versin bu vakitte. Ya. Hep öyle hep. Allah. Çok şükür. Cümlemiz. Senin annenin adı neydi kızım? Hamiyet. He, Hamiyet. Niye ki? Hiç merak ettim. Siz Antepliydiniz değil mi yavrum? Hı. Aslan baba tarafım Antepli ama babam liseden sonra hep burada okumuş. Önce hukuk fakültesini bitirmiş, akabinde avukatlık yapmak için Ankara'ya gitmiş. Hmm. Ondan senin mutfakta işin yok mu kızım? Yok. Ankara'dan sonra akabinde İzmir'e taşınmış. İzmir'de bir süre avukatlık yaptıktan sonra da İstanbul'a taşınmış. Ondan sonra da annemle tanışmışlar. Hadi babi kahve yap kızım. Bu var ya. Bu soğudu. Zahmet olmazsa bir tane daha yapıver yavrum. Tabii. Hamiyet. Hamiyet. Ev telefonu. Cem'in randevusu var, benim yok. Tarihte ilk defa oluyor. Ödeteceğim bunu onlara. Mahkemede biter bu iş. Alo. İyi akşamlar efendim. Hamiyet Hanım'ın evi mi? Tevfik Bey kim? Ha siz bey oluyorsunuz. Makbule'nin babası sanarsam. İyi akşamlar beyefendi. Ben
İstanbul'dan Tahsin Bey'in üst kat komşusu Dilber Koçarslan'ını. Teşekkür ederim, hamdolsun. Evet, Makbule kızım gibi kendisi. Tabi tabi, Makbule olsun, nişanlısı Burhan olsun, benim çocuklarım. Alo? Alo? Tevfik Bey? Nişanlısı dedim, evet. Alo? Ha, orada mısınız? Ben Tahsin Bey'i aramıştım. Eşiğinin gemi seyahatında mı? Elsebet'i sür. Sen beyaz kalmasın. Ay bayağı bir bronzlaştınız Burak Bey ya. Çok yakışıklı oldunuz. Sağ ol. Şu saçlarıma da kara biber dökeyim de. Ay temincik döktünüz ya. Ya ne kadar çok dökersen o kadar aslan yelesi gibi oluyormuş saçlar. Aa. Cem Deresi dedi ki kızlar üstüne atlıyormuş. Ben niye gelmiyorum Osman abiye acaba? Ay sorma şekerim ya. Şimdi bu tip sosyetik toplantılarda kişi başına göre catering oluyor ya. Yani istakoz filan. Şimdi davetler listesini de senin ismine koymamışlar. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Seni almayacağız. Şu Adem elbasana da biraz sür. Atlağı mısın ya? Atlağı mısın ha? Aynen kızılderilere, zencilere benzediniz Burhan Bey. Nigger mı diyorsun? Ya ben inanamıyorum bu Nişantaşı'ndaki insanlara ha. Adamın teki bir ayı böyle. Şurada Avdipekçi'de bir yeşillik var ya fıskiyeli hani. Ha? Geldi oraya. Ne kadar süs çiçeği varsa hepsini yoldu. Ondan sonra ellerini güzel fıskiyede yıkadı. Oradaki havuzun suyuyla da saçlarını ıslattı, taradı. Aldı çiçekleri gitti. Ayı. Bu soğuktu. Ay şifayı kapıyorum. Gidip bir grip ilacı alayım. Tester. Bilmiyorum Bülent Bey. Kim bilir nerede? Benim derdim başımdan aşkın. Adana'ya döndü diyebiliyoruz. Artık yine bir 30 yıl sonra gelir mi, gelmez mi kim bilir? Ne 30 yıl ya? Telefonu melefonu yok mu adamın? Bu adam resmen firari. Çünkü ben ona dava açacaktım. Bulursanız oğa deyin ki Dilber unuttum dese de yalan diyor. 30 yıldır ne ciğer kebabını unuttu, ne lavanta kolonyasını. Kebap. Size iyi akşamlar. Üy, yıldım bu şarapçıdan ha. Beyefendi, beyefendi dedin. Aldık çiçeğimizi geldik. Azim. Heyecanlandın. Sen gitmedin mi? Ben senden bu kadar kolay vazgeçer miyim Dilber? Adım ne benim? Sen bilirsin. Terledin mi ha? Telledim ha, vallahi telledim. Telle. Ne olacak ya? Kapıyı kapat. Gel bak sana ne göstereceğim. Ya şu anda içimden bacaklarınızı kırmak geliyor Burhan Bey. Ya herkesin yapabileceği bir hataydı oğlum. Yani kızım ya. Ben sadece sizleri korumak için o hapları çıkartıp saydım. Sonra nereden bileyim yanlış kutulara koyacağımı? Ya esas hata sende ki bu hıyara benim doğum kontrol haplarımı aldırıyorsun. Sus, dur, lütfen üstüme gelme. Zaten hassas ve kırılgan bir dönem değil mi? Ya arkadaşlar bence bu kadar abartmayın. Eczacı çocuk dedi ki hapları kullanmazlarsa eski hallerine döner dedi ya. Çocuk dedi, birbirinizi anlamış olursunuz ya.
Kadın erkek ilişkileri açısından. Çocuklar nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Karapen çok güzel şekerim. Ay, hiç istediğim gibi bir parti olmuyor. Şu anda burada. Teri bastı. Ya çılgın gibi yağmur yağıyor. Bir anda sırılsıklam oldum. Evet, şimdi başladı. Ya iyi ki geldin. Bence de. Evet, ne yiyoruz bakalım? Buranın makarnası harikadı. Ne dersin, makarna yiyelim mi? Evet, harika. Bir makarna yeriz vallahi. Ben gerçi tabii karbonhidratı kestim. Spor yapıyorum. Onun için de proteine ihtiyaç duyuyorum. Şimdi kışın tabii kapalı spor salonlarında ama yazın en büyük tutkum yelken yapmak. Öyle mi? Hayatta vazgeçemeyeceğim iki şey var. Tekne ve fotoğrafçılık. Sen de biraz kendinden söz etsene. Ben... ya ben tamamen aklımdan çıkmış. Şu anda hatırladım. Beni ailevi bir toplantı için bekliyorlardı. Nasıl yani? Tamamen unutmuşum. Başka zamana artık. Ne zamana? Görüşmek üzere. Nasıl iş bu ya? Hayır, ben fotoğrafçılık deyince acaba çıplak fotoğraflarını falan çekeceğim mi zannetti? Bilemiyorum ki. Ya ne manyak insanlar var, anlamıyorum ya. Merhaba. Ha, hoş geldin. Bu da mı burada ya? Ne dedin Şahika? Ya kızım, ben senin solgun suratını ve dev burun deliklerini her yerde görmek zorunda mıyım acaba? Ya sen niye taktın bana ya? Sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii de cevabı anlamaya aykın yeter mi onu bilmiyorum. Ya niye saldırıyorsun bana ya? Sus be! Kıza saçlı su aygırı. Bak, saygısızlaşıyorsun ama kendine gel. Saygı mı? Bir de sana saygı mı göstereceğiz be? Osman, müdahale etsene. Ya hocam, benden oldu anlamadım ki. Ay, sinirlerim bozuldu, ter bastı bana. Bana bak. Rahat mısın kızım sen? Şahika Koç Arslanlı var senin karşında ya. Saygı bekliyorsan git kendi çöplüğünde öt. Mankenlerden, çankenlerden bekle saygıyı. Burası benim amcaoğlumun evi. Burada senin o küçük poponu sallaya sallaya yaptığın saçma sapan dans figürleri sökmez. Anlıyor musun? Kenan Dilberi! Paçoz! Krizi mi bozdurttun yine bana be? Şahika, gel iki dakika konuşalım. Nasıl acı kuvvet? Fatoş iyice horoz Nuri'ye bağladı. Şahika Hanım, iyi misiniz? Lan kanepe! 25 bin euroluk kanepe! Ay, bakamayacağım ben. Artık kaplatıp çocuk odasına koyacağız. Ne nişanlısı babacığım? Yaşlı kadınca yetişti, siz onu kaleye almayın. Kale almayın babacığım, pardon. Hayır, nereden çıkmış yani? Burhan Bey bizim buradan ahbabımız olur kendisi. Nişan olayı yani siz bilmeden, akrabalar bilmeden kat'i surette. Kat'i surette babacığım, pardon. Akraba değil, akraba babacığım, affedersiniz. Ben yani... Annemle buraya mı geliyorsunuz? Ne zaman? Ay çok sevindim. Ne kadar kalacaksınız? Efendim?
Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Sizi sormalı. Yine palyaço gibi boyanmışsınız. Palyaço mu? Hay ne münasebet? Nereye gidiyoruz bu akşam? Siz eve gidiyorsunuz, ben daha burada Leyla. Hay nasıl yani? Çıkmayacak mıyız? Ben çıkacağım da yakında bu efendi halinden çıkacağım ha. Bana bak, evine git, makyajını sil. Çekirdek mi çıtlatırsın ondan sonra, fotoğrafı mı okursun, kanabın halime ol otur. Siz gelmezseniz tek başıma gezmesini de bilirim. Gencim, eğlenmek istiyorum. Ben senin babana bir haber uçurayım da ailece eğlenirsiniz. Ben sana ne dedim? Gece hayatına, variyeteye doymuş insanım dedim. Ben aile kızı isterim. Mazbut insan isterim, mazbut. Kurtlu musun nesin sen ya, her gece sokakta? Git evine kız dizine otur, bunlar çeker vururum ha! Vurur musun? Vurabilirim da vurmayabilirim de, garantisi yok. La ilahe illallah ya, bu semtten kız almak ne kadar zor ya! Hepsinin gözü açılmış. Aslı. Hı. Ya ben geçen gün dediklerini düşündüm de. Şimdi ben 35 yaşıma geldim, sen 33 yaşına geldin. Annemiz babamız bile bizim erişkin olduğumuzu kabul etti. Gittiler gemi seyahatine. Biz artık büyüdük değil mi? Vallahi öyle oldu. Bayrağı biz devraldık artık. Ne bayrağı bu? Erişkinlik bayrağı. Yani evin büyükleri biziz artık. Biz miyiz? Ama benim saçımda daha beyaz yok. O da olur inşallah. Ama ben erişkin olmak istemiyorum Volkan ya. Ya kızım ben istiyor muyum ya? Ben evin oğlu olmak istiyorum ya. Ya ne bileyim, geç geldiğimde birileri fırça atsın. İçki içtiğim zaman falan başıma kalksınlar. Getirdiğim kızlara birileri laf soksun. Ben evin oğlu olmak istiyorum. Ben bunları istiyorum ya. Evet, ben de evin kızı olmak istiyorum. Sevgiliyle dışarı çıkmanın bile bir anlamı kalmadı ki. Alalade günlük bir olay. Sonra mesela kredi kartında abarttığımda kime hesap vereceğim? Kendime mi hesap vereceğim? Böyle şey olur mu ya? Ben evin beyi olmak istemiyorum Volkan. Artık çok mu geç? Yok ya. Niye geç olsun ki? Öf, bu evde niye büyük yok ya? Evet, biz daha büyük değiliz. Daha çok erken. Geldiniz Bağlacığım. Ben de gece gece alışverişe gittim. Bir bilsiniz başımıza gelenleri. Hayırdır, ne oldu abla ya? Alacığım bu Dilber manyağı. Babamı arayıp Burhan'la Makbule nişanlı demiş. Ay ya. Ay Allah'ım. Haftaya annemle babam buraya geliyorlar. Sizi iyice tozutmuşsunuz. Ana yok baba yok zıvanadan çıkmışsınız. Başınızı boş bırakmamak lazım diyerekten pılıyı pırtıyı toplayıp buraya yerleşmeye geliyorlar. Ay gördünüz mü başımıza gelenleri? Babam bize ipe dizecek. Annem ensemizde boza pişirecek. Yaşasın o zaman. İşte bu işte. Anacığım siz benim ne dediğimi anladınız mı ya? Evet, hala çocuğuz biz yani. Evet, biz evin çocuklarıyız. Burası da bir aile. Neden? Çünkü iki tane büyük, sıkıcı, otoriter insan ve bizler. Ben hala evin oğluyum ya. Ben de evin genç kızıyım. Ben var ya, dükkana batırırım ha. Ya ben yemek bile yapamıyorum. Sen ne diyorsun? Biz hala iki sorumsuz gerizekalıyız. Harika! Tevfik enişte. Evet, hala. Bir de resimleri çerçevelettim. Babam duvarlarda bir fotoğrafımız yok diye evi başımıza yıkar vallahi. Bak. Tevfik enişte de sert adamdır ya. Hamiyet hala da fenadır. Vay be. Geliyorlar ha? Geliyorlar. Erken mi sevindik acaba? Ay kız neye sevindiniz? Kim geliyor ki? Tevfik enişte ve Hamiyet hala. Hamiyet hala ve Tevfik enişte.
Evladım, ben ılık sütümü içip yatağıma yavruluyorum. Ondan sonrasında da... Nadir etmen tırnak. Hemen zumzuk vurmak mı lazım mıdır? Zumzuk değil canım. Azim defol git. Azim git, Allah'ın cezası. İyi oğlum ya. Avara bir pancık, pandik dedim ya. Nereden bakınırsan bakın kırk varım. Bakma. Evliya mısın lan sen? Yuh. Senin benimle evlenmeye niyetin yok mu? Hayır öyle değil. Senin bağlılık problemin mi var? Hayatım. Allah aşkına söyle ya, açık açık konuşabilirsin benimle. Hayır da yani. Ben hayatımda şimdiye kadar bir tane haram para benim arkama cebime hiçbir yerime koydurtmadın terbiyesiz. Ya ne alakası var cim? Ya bu başka bir şey. Bunu bak alıyorsun, kafana serpiyorsun. Onu dedim ya lan ben. Bu gavurlar işine de sıkı sıkı izletin. Dikkat edin mi? Asıl eski eksik çıktı ya. Eksik mi çıktı, eksik mi çıktı? Biraz ayağını denk tutacaksın gri delikanlı. Anladın mı? Göreyim. Renksiz çocuk. Ha beni Uğur Dündar'ı arayacağım. Yılmaz Özdil'le beraber gelecek senin a... He, kolonya. Ama ne konolyası. Arkadaşların iştirakiyle, desteğiyle gez babam gez. Sabaha kadar gez. Şafak. İştirak. Bembeyaz. Biz tık tık geldi arkada. Ah Dilber. İyi efendim. Sağ olun efendim. Alkışlar.